Çağrı Beyaz Eşya Dünyası İlahi Nameleri sunar. İlahi Nameler. Savruldu deli dağlarında Mecnun gel. Lanetli Yezid-i Hüeyn Khwarizm. İslam tüderi cenneti. İlahi Name. Allah'ın selamlığı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun değerli izleyenler. Bir İlahi Nameler programında tekrar beraberiz ve bu akşam da, bu haftada yine birbirinden değerli konuklarımızla, sanatçı abilerimizle beraber olacağız. Güzel eserler dinleyeceğiz ve biliyorsunuz ki son dönemin konuşulan meselesi, unutulmayan meselesi, Mısır meselesi var, Suriye meselesi var. Kardeşlerimiz dünyanın dört bir tarafında şu anda büyük zulümler altında, katliamlar altında. O yüzden elbette ki bu kardeşlerimizin bu ızdırabı bizim programımıza da yansıyacak. Onları da konuşacağız konuklarımızla beraber. Hem onlarla ilgili güzel eserler dinleyeceğiz hem de onları anacağız, ziyad edeceğiz. Programa geçmeden önce ben konuklarımı, bu akşamki konuklarımı tanıtmak istiyorum. Yunus Şani abimiz gelmişler İzmir'den. İzmir Grup Şüheda'dan değil evet, mi? Hoş evet geldiniz, hocam. Sefalar hoş getirdiniz. Ersin Aslan hocamız Çermik İlahi Grubu'ndan. Siz de hoş geldiniz, hoş sefalar getirdiniz. Ve Musab Şanlı kardeşimiz, o da Diyarbakır Grup Aksa'dan. Sen de hoş geldin, hoş sefalar bulduk, getirdin. Efendim, birazdan konuklarımızla muhabbet edeceğiz ve sizler de tabii ki bu muhabbete ortak olabiliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Telefonlarla ve SMS'lerle, efendim, cep telefonlarınızın mesajlar bölümüne rehber yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı yazıp 38-34'e gönderdiğiniz mesajlar inşallah ekranın alt kısmında yayınlanmaya çalışacak diyelim ve konuklarımıza dönelim. Ta İzmir'den Yunus Şani abimiz geldiler, bizleri kırmadılar. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi hani İzmir büyük bir şehir, evet, büyük bir memleket. Orada herhalde farklı farklı ilahi grupları vardır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Tabii. Yani değil her mi? Şehirde olduğu gibi. Büyük şehirlerde genelde tabii, daha fazla olur. Büyük şehir olduğu için. Grup Şüheda'yı bize biraz anlatır mısınız? Anlatayım hocam. Grup Şüheda 5-6 yıllık bir grup. Yani geçmişi çok da eski değil. Kaç kişi var grupta? Grubumuzda şu anda 5 kişi var. 5 kişi, evet. Kardeşim, bizzat kendi kardeşim de bu grubun içerisinde. Emin kardeşim, buradan da isimlerini yad edeyim. Emin, Salman, müzisyenimiz Bilal, kardeşim Yusuf, ben, bir de bir kardeşimizi de askere gönderdik. Daha yeni gitti. Öyle mi? Musab kardeşimiz de askerden yeni geldi. O da yeni geldi. Öyle diyelim. Evet, ona da artık buradan selam gönderelim. Grubumuz, dediğim gibi 5-6 yıllık bir grup. Tabii ilahi çerçevesinde davet yapıyor, öyle diyelim. İslami düğünler, otur evet, organizasyonlarla herhalde meşgulsunuz siz de. Evet. İzmir'de oluyor mu, sık oluyor mu böyle İslami düğünler? Emin hocam, şöyle diyeyim. Aslında İzmir'de bu yıla kadar bu biraz seyrekti. Fakat özellikle geçen yıl fark edilir seviyede bir artış oldu. Bu sene ise elhamdülillah, yani şöyle diyeyim, herhalde yetiştiremiyoruz desek belki maşallah ağzımızdan. Yani hemen şöyle söyleyeyim, İzmir'de belki 4-5 tane düğün, hatta geçmişe gidecek olursak ilk yıllar belki yılda bir iki düğün yaptığımız zaman kardeşlerimiz seviniyordu. Evet. Fakat şu anda mesela her hafta en az 1-2 tane düğün oluyor. Yani maşallah, şu anda herhalde geleceği parlak, öyle diyelim yani İzmir'in. Tabii inşallah halkımız da böyle hassasiyetleri, İslami hassasiyetleri halkımızın da artıyor. Düğünler de o evet, yüzden değişiyor. Eskiye dönüyor, hı hı, öyle diyelim. Düğünlerimiz eskiye dönüyor. İnşallah daha güzel olur. İnşallah. Bir de sizin yanlış hatırlamıyorsam Peygamber Sevdalıları albümünde de bir marşınız, ilahiniz evet, vardı değil mi? Evet. Kutlu Doğum, Kutlu Doğum eseri. CD'sinde. Evet. Eserin ismi de Kutlu Doğum. Öyle mi? Tabii albüm de zaten Kutlu Doğum albümü. Orada bir eser. Onun dışında var, albüm çalışması falan yok herhalde. Hocam onun dışında yok. Yok, öyle diyeyim yani. Öyle diyeyim. Albüm şeklinde yok. Parçalar ara ara bazen yapıyoruz. Evet. Peki o zaman
muhabbete devam edeceğiz ama müzisyen arkadaşlarımız da hazırsa Yunus abimizden bir eserle başlayalım. Hani. Tamam hocam. Hangi eseri dinleyeceğiz? Hocam zaten biraz önce malum siz de söylediniz. Mısır'da bir kanayan bir yara var. Aslında Orta Doğu'nun birçok yerinde bu var. Mısır'daki Müslüman kardeşlerimize ithafen yapılmış bir eser. Gerçi belki biraz fazla uzattım ama bu eseri bir gecede öyle kalbe gelen, dile gelen bir eser. Siz yazdınız yani. Benle kardeşim Yusuf, öyle diyeyim, bu da evet. Bizi izliyor şu anda. Öyle dile gelen bir eser. Daha sonra artık bestelediniz aynı zamanda. Evet, besteledik biz kendimiz, söz ve bestesi bize ait. Peki, buyurun. Tefrikaya son veren İhvana selam olsun. Küfrün oyununu bozan İhvana selam olsun. Tefrikaya son veren İhvana selam olsun. Küfrün oyununu bozan İhvana selam olsun. Türkiye'den Mısır'a İhvana selam olsun. Türkiye'den Mısır'a İhvana selam olsun. Türkiye'den
Türkiye'den Mısır'a İhvan'a selam olsun. Türkiye'den Mısır'a İhvan'a selam olsun. İhvan'a selam olsun. Evet, selam olsun İhvan'a, selam olsun Mısırlı kardeşlerimize, Mısırlı direnişçilere ve aslında dünyanın her tarafında zalimlere karşı direnen bütün Müslümanlara selam olsun. Ve selam işaretini de, evet, Rabia işaretini de onlara gönderiyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz. Allah razı olsun, güzel bir eser olmuş, güzel bir marş şeklinde, evet, olmuş. Ağzınıza, yüreğinize sağlık, kaleminize de sağlık diyelim. Allah razı olsun. Evet, Ersin hocamıza dönelim. Şimdi Ersin hoca Çermik İlahi grubundan ama aynı zamanda öğretmen, matematik öğretmeni değil mi? Hocam nasıl öyle hem müzik hem öğretmenlik? Vallahi hocam yani iyi geçiyor, güzeldir. Hani aynı zamanda bazen insan okuldan sıkılıyor. Evet. Ne bileyim, ekstra yönelecek şeyler arıyor. Bizim de bu şekilde müzik şeyi. Bir hobi şeklinde, evet, değil mi? İlk grup şeyim Yunus abiyle beraberdi. Grup şöyle de İzmir'de okudu. Öğrenciyken. Evet. 4 yıl boyunca Yunus abinin yanındaydım. Yani beni yetiştiren Yunus abidir. Öyle mi? Estağfurullah. Evet. Onun dışında... Belki grubun yetiştirdiği, evet, kardeşimiz diyelim. Öyle diyelimiz. Evet. Çermik'teyim. Orada öğretmenlik yapıyorum. Dilek Pınar, Sersap köyündeyim. Buradan da öğrencilerime selam gönderiyorum. Evet. Aslında güzel. Yani yetenek varsa, ilgi varsa öğretmenliğin yanında bunu hobi şeklinde yapabilmek lazım. Ve bir şeyler de tabii üretebilmek. Sadece böyle hobi şeklinde kalmasa, yeni şeyler üretilebilirse sanat adına, mesela yeni ezgiler, besteler, sözler inşallah ileriki var zamanlarda mı? Yani şu an yok. Hı-hı. Yani ileriki zamanlarda inşallah. Tabii ki bir eğitimci olarak da inşallah daha güzel inşallah sanata hocam, da ilahi sanatına da inşallah faydalı, evet, olursunuz. Peki hocam, hemen sizden de böyle bir eser alalım. Olur. Sizinki de Mısır üzerine mi yoksa? Valla benim şeydir, hani çağırdık bütün kulları olacak inşallah. Çağırdık. Yani Mısır kulları üzerine var inşallah, ikinci İlerleyen etapta inşallah olur. Peki dinleyelim, buyurun. Aşığız biz, aşk ehliyiz, Allah'ın aşıklarıyız. Onun uğrunda binlerce başımız fedaya geldi. Cihad açtık bütün zulme, ağzımızda tekbir ile Allah'ın arslanı gibi kaleleri fethe geldik, kaleleri fethe geldik. Cihad açtık bütün zulme, ağzımızda tekbir ile,
Allah'ın arslanı gibi. Kaleleri fethe geldik, kaleleri fethe geldik. Ey müminler, muvahhidler, şehadet ile yananlar, Hüseyin gibi Kerbela'da ölümüne cenge geldi. Hak aşığı Mansur gibi dar ağacında asılır, elimizle külümüzü göğe savurmaya geldik. Hakkın bekası uğruna can veren yarenleriyle Adeviye meydanında, Mısır meydanında İslam'ı haykırmaya geldik. Aşığız biz, aşk ehliyiz, Allah'ın aşıklarıyız. Onun uğrunda binlerce başımız fedaya geldi. Başımız fedaya geldik. Cihad açtık bütün zulme, ağzımızda tekbir ile, Allah'ın arslanı gibi. Kaleleri fethe geldik, kaleleri fethe geldik. Eyvallah, Allah razı olsun. Ağzına, yüreğine sağlık hocam. Eski ama güzel bir eser. Günümüze de giden bir eser aslında. Bütün Müslümanların böyle artık direniş biliyorsunuz meydanlarda, Mısır'da, Suriye'de meydanlarda böyle direnmeye geldik diyor oradaki kardeşlerimiz, ihvanlarımız. Kullara yönelik değil, hakkın bekası ona diyor, yalnız hakkın kulluğuna. Evet. Diğer kullara kulluk değil. Elhamdülillah diğer insanlar gibi değil. Sadece Allah'a kulluk. Yani ona çağırıyor. Amerika'nın, İsrail'in, yani demokrasinin ya da herhangi bir izmin kulluğuna, kulluğuna değil hakkın sadece kulluğuna, hakkın Allah'ın kulluğuna çağırıyor. Eyvallah. Musab kardeş, kefaret olsun, geçmiş olsun diyelim. Askerden geldin. Özür dilerim. Nasıl geçti askerlik? Biraz zor herhalde askerlik. Vallahi askerlik yapmak. Askerlik yani nasıl diyeyim? Bingöl'de yaptım gerçi. Biraz soğuk memlekette yapmışsın. Ama elhamdülillah çok çok şükür yani güzel geçti. Soğuk Allah sesine şükür. Zarar vermemiş inşallah. Yok. Şimdilik iyidir. Şimdilik iyi. Kaç aydır tezkere aldın? Yaklaşık abi 4 ay falan var. 4 aydır tezkere almışsın. 15 ayda askerlik yaptın. Evet. Değil mi? Tam 15 ay yaptın. Kısa dönem de yapamadın. Biz evet. Öyle bir şansımız vardı. Biz kısa dönem yaptık. Daha askere gitmemişim. Öyle mi? Bakalım, kısmet hayırlısı diyelim. Bu arada hani askerden sonra ya da askerdeyken böyle yeni çalışmaları falan oldu mu yoksa? Zaten yeni geldim. İnşallah yakında olur. Daha yani, yakında olacak. İnşallah. Hani askerde bazen geceleri zaman olur, askerlik yapanlar bilir de kalemi alırsın eline, bir şeyler yazmak istersin. Sen de böyle yazdığın, çizdiğin şeyler yok mu? Olmadı herhalde. Olmadı. Fazla olmadı. Peki. Gerçi ben diyordum bir bitseydi, ben bir kurtulsaydım. Ha, bitip kurtulsaydım diyorsun. Evet. Peki senden hangi eseri dinleyeceğiz? Herhalde Kürtçe bir eser dinleyeceğiz. Doğrudur, Kürtçe bir eser. Azadiye Kur'an güzel bir eser. Azadiye Kur'an. Eski parçalar. Amcam Necmettin bunu herhalde hazırlamıştı. Kendisi yazmıştı. Öyle duydum yani. Tam da bilmiyorsun. Doğrudur. Peki o zaman dinleyelim senden. Buyurun. Gurbette olan amcalarımı armağan ediyorum. Özellikle amcam Necmettin'i armağan ediyorum. Peki. Müzik
mejin zalimi ruh bu xuna medim mejin meseri aveti xawa xlete kafir iro bu xuna medim mejin zalimi ruh bu xuna medim mejin دسپیکرین وان فعل خی پیس جبو اسلام جبندا ونداکن توپلانتیا دیگرین بهبرا توپلانتیا چه دکن او بهبرا امریکا و فرانسا و اسرائیل دیسا دسپیکرین وان فعل خی پیس امریکا و فرانسا و اسرائیل دیسا دسپیکرین وان فعل خی پیس بو اسلام جبن دا وان دا که توپلانتیا دیگرین به هرا توپلانتیا دیگرین به هرا چیدگین او به هرا توپلانتیا چیدگین او به هرا امشی جنگاوار بن وکا افغانی وک مسلمانی فلسطین و مصری زافر زافر امیر ازنا خدا ام دینن آزادیا قرآنی ام دینن آزادیا قرآنی نا خدا ام میبینن آزادیا قرآنی ام میبینن آزادیا قرآنی زافر زافر آمیر ایز نا خدا ام میبینن آزادیا قرآنی ام میبینن آزادیا قرآنی Eyvallah, Allah razı olsun. Ağzına, yüreğine sağlık Musab kardeş.
emebinin azadiye Kur'an'ı inşallah. Müslüman gişbehevra emebinin azadiye Kur'an'ı. İnşallah. Evet değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından ilahinamelerde tekrar buradayız. Çağrı Beyaz Eşya Dünyası'nın sunduğu ilahi nameler reklamlardan sonra devam edecek. Çağrı Beyaz Eşya Dünyası'nın sunduğu ilahi nameler devam ediyor. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Buradayız sanatçı abilerimizle beraber, Yunus Cani, Ersin Aslan ve Musab Şanlı abilerimizle beraberiz. İlk bölümde güzel eserler dinledik sanatçı abilerimizden. Aslında biliyorsunuz meselemiz İslam ümmetinin meselesi. Bugün Mısır. Herkes Mısır'ı konuşuyor, Suriye'yi konuşuyor. Mısır'daki direnişi, Suriye'deki katliamları konuşuyor bütün ümmet. Elbette ki bizler de Rehber TV ailesi olarak Mısır'ı konuşuyoruz, oradaki direnişi konuşuyoruz. Gönlümüz o direnişle beraber, dualarımız onlarla. Ve tabii ki katliamları konuşuyoruz. Biliyorsunuz İhvan-ı Müslümin'in liderlerinden birçok kişi tutuklandı, hapse atıldı ve birçoğunun da çocukları, ailelerinden fertler şehit edildi. Bunlardan biri de Muhammed el-Biltaci. Kendisi tutuklu, daha sonra tutuklandı tabii. Kızı Esma biliyorsunuz şehit edildi ve maalesef babası o şehit edildiğinde yanında değildi ve hatta cenaze namazını da kıldıramadı, onunla beraber olamadı. Ama ona bir mektup yazdı ve bu mektup biliyorsunuz son zamanlarda okundu, yorumlandı. İstiyorum ki bu akşam bu mektubu biz de okuyalım, dillendirelim ve Mısırlı kardeşlerimize, Mısırlı direnişçilere armağan ederim. Gönlümüzün onlarla olduğunu bir kez daha buradan gösterelim, eğer müsaadeniz varsa tabii ki. Sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum, bilakis görüşmek üzere. Başı dik tuğyana isyan ederek yaşadım, tüm engelleri reddederek hürriyete sınırsızca aşık oldum. Bu ümmet uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordum. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadım. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığım dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatul Adeviye'de son bir kez bir araya geldiğimizde, sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın diyerek bana olan sitemini dile getirmiştin. Ben de sana, bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demiştim. Olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin.
yanıma sessizce oturduğunda sana, bu gece senin düğün gecen mi diye sordum. Sen de düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında, senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan, ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğim davayı, yani devrimin hedeflerine ulaşmasını sürdürebilmekti. Yardım et yara, yardım et yara, Müslümanlara yardım et yara, yardım et yara. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken, gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin. Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma. Yardım et yara, yardım et yara, Müslümanlara yardım et yara, yardım et yara, yardım et yara, Müslümanlara yardım et yara. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Sizin de ağzınıza yüreğinize sağlık, Allah razı olsun. Evet, aslında bu mektup birçok yerde okundu, bunu biliyoruz. Tabii ki hani okumak da zor aslında bu mektubu, böyle canlı okumak da zor. Çünkü boğazlar düğümleniyor, insan okurken bile gerçekten duygulanıyor. Şunu da görüyoruz tabii ki, Mısır'da İhvan-ı Müslümin'in başka yerlerde olduğu gibi böyle hani çocuklarını böyle bir kenara çekenler gibi davranmıyorlar. Mücadeleyi evet. Hep birlikte sürdürüyorlar. Yani en ön safta kendileri ve aileleri, çocukları, yakınları evet. Var. Ve en ön safta olanlar da şehit oluyor. Yani çocukları, yakınları şehit oluyor. Sadece Esma değil, Esma gibi binlerce, yüzlerce kardeşimiz, bacımız orada şehit edildi ve bunların birçoğu İhvan liderlerinin yakınlarıydı. Yani direnişten geri durmadılar, kaçmadılar. Ailece direndiler. Halen de direnmeye devam ediyorlar.
Ve her ne kadar çocukları şehit edilmiş olsa da ve kendileri de tutuklanmış olsa da bu direniş devam edecektir. Çünkü Müslümanlar sadece onlarla sınırlı değildir. Bir Biltacı gider, bir Esma gider, yerine binlercesi gelir. Kafirler, zalimler aslında bunu çok iyi biliyorlar ve inşallah çok iyi de görecekler. Evet, sözü de fazla uzatmadan, belki izleyicilerimiz şu anda ekran başında güzel eserler dinlemek istiyorlar. Tekrar Yunus abimize dönelim. Çalışmalarınız, hazırlıklarınız var. Hangi eseri dinleyeceğiz hocam, sizden? Malum şehit Ubeydullah Durna kardeşimiz. Şehadeti zaten herkes tarafından biliniyor. Kardeşimiz üzerine, onun üzerine yazdığımız ve ona ithaf ettiğimiz, onun nezdinde bütün şehadet aşıklarına, öyle diyelim hocam. Hı hı. Çünkü biraz önce de siz vurguladığınız gibi şehadet zaten bir kayıp değil. Bir kazançtır. Bir kazançtır inşallah. Ve Mısır'daki en büyük belki mesaj da şudur. Oradaki insanlar ölümü bile bile, şehit olmayı bile bile o meydana akın ediyorlar. Yani bu kafirler için çok büyük bir korkudur. Zaten bu onlara yeter. Böyle bir eser hocam. Yeni bir eser mi? Yeni. Yani ben ilk defa burada okuyacağım. Burada okuyacaksınız. Peki. Tabii Özlem Ajans'a bağlıyız. Evet. Şu anda bizi onlar da izliyordur muhakkak. Kendilerinde bu eser var. Yani var. Onun dışında ilk defa Kervan FM'de okumuştum ben bunu. İkinci defa da burada okuyacağım. İkinci defa da Rehber TV'de okuyacaksınız. Evet. Peki buyurun, sizi dinliyoruz. Hakkari yüksek ovada korkakların kalleşçe ve sinsice saldırıları sonucu şehadete ulaşan o temiz kanıyla kurumuş topraklara âb-ı hayat olan şehit Ubeydullah Durna kardeşimize ithaf olunur. Andıran bir it var meydanda, mazlum usta zan-
olsun ey şehit Ubeydullah Dunaya. Ey şehit, ey şehit, ey şehit Ubeydullah, zafer gelir seninle ey şehit Ubeydullah. Ey şehit, ey şehit, ey şehit Ubeydullah, zafer gelir seninle ey şehit Ubeydullah. Gün doğar, gün batar, güneş bize doğar, İbn-i Selüller yine yerin dibini boylar. Ey şehit, ey şehit Ubeydullah, zafer gelir seninle ey şehit Ubeydullah. Gün doğar, güneş batar, İbn-i Selüller yerin dibini boylar. Şehid, ey şehid Ubeydullah, zafer gelir seninle ey şehid Ubeydullah. Ey şehid, ey şehid, ey şehid Ubeydullah, zafer gelir seninle ey şehid Ubeydullah. Gün doğar, gün batar, güneş bize doğar, İbn-i Selüller yine yerin dibini boylar. Ey şehit, ey şehit, ey şehit Ubeydullah, zafer gelir seninle ey şehit Ubeydullah. Ey şehit Ubeydullah. Eyvallah, Allah razı olsun, yüreğinize sağlık. Güzel bir eser, ben de ilk defa dinliyorum burada, daha önce de duymamıştım aslında. Güzel olmuş, herhalde yine siz mi yazdınız? Evet hocam, maşallah, sözün bestesi bana ait. Söz, beste ve aynı zamanda bir de söylüyorsunuz. Evet. Ne güzel, üçü bir arada olunca daha bir güzel oluyor. Bir de insanın kendi yazdığını söylemesi herhalde biraz daha farklı oluyor, o duyguyu daha iyi farklı verebiliyor hocam. Değil mi? Farklı hocam, hem yazma, ayrıca tabii söyleyen için, belki sanatçı için özellikle o beste ve söyleme fonksiyonu biraz daha ağır basıyor. Tabii ben bunu bazen arada söylerim. Mesela söz hazinedir, hazine sandığının içindeki hazinedir. Beste ve ses de bunun belki anahtarıdır. Yani eğer ki beste, ses güzel değilse içindeki hazine de açılmıyor yani. Tabii insan kendi yaptığı bir besteyi söylediği zaman aslında birbirini de tamamlıyor. Birbirini tamamlıyor. Değil mi? Yani söz güzelse ve ona uygun bir beste varsa o eser gerçekten güzel olarak ortaya çıkıyor. Ama diyelim ki söz güzel ama bestesi ona uygun değilse o sözün de bir anlamı pek kalmıyor. Kalmıyor hocam. Ya da diyelim ki beste güzel ama söz güzel değilse yine aynı şekilde oluyor. Doğrudur. Tabii ki hani sözlere, her söze de farklı besteler gider. Evet. Bir de insan kendi yazıp kendi bestelediği mi biraz daha herhalde farklı oluyor. Doğrudur. Değil mi hocam? Yani sanat açısından değerlendirdiğimizde herhalde öyle olur. Çünkü
yazan kişi o duyguyu yaşıyor. Hani ona göre bir beste de geliyor, daha güzel oluyor. Ve daha rahat bir şekilde seslendirebiliyor yani. Daha. O duygu içinde. Yani diyelim ki biri yazmışsa ve bunu bestelemişse başka bir sanatçı okuduğunda o duygu o atmosfere girmiyor. Yakalayamayabilir. Evet. Ama kişi hani söz hani anlık geliyor bazen. Hı-hı. Yazıyorsun, o an duygulusun, ona göre kaleme döküyorsun. Evet. Besteleyince daha güzel bir şey ortaya çıkıyor. Ve bunu, bunu yazan kişi de sanatçıysa, sesi de güzelse daha da güzel olur. Nurun ala nur olur. Nur ala nur olur. Nur üstüne nur olur. Aslında son dönemlerde benim de dikkatimi çekti. Birçok sanatçı abimiz, kardeşimiz artık bakıyorum kendileri yazıp besteliyorlar ve söylüyorlar. Bu da şunu gösteriyor. Yani inşallah bu alanda Özlem Ajans bünyesindeki sanatçı kardeşlerimiz kendilerini geliştiriyorlar ve sanat adına yeni şeyler üretebiliyorlar artık. Evet, daha belki tam yeterli olmayabilir. Evet, değil evet mi? Hocam, daha yeterli görüyor musunuz? Çok çok mesafe var. Daha çok mesafe çok var. Çok mesafe hocam. Yeterli olmayabilir ama ben inanıyorum ki daha güzel şeyler olacak. Çünkü yenileyebiliyor kendilerini sanatçı kardeşlerimiz, abilerimiz. O yüzden bence inşallah daha ileriye gidecek, daha i̇nşallah. Güzel şeyler olacak. İnşallah. Efendim kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah tekrar buradayız. Çağrı Beyaz Eşya Dünyası'nın sunduğu ilahi nameler reklamlardan sonra devam edecek. Çağrı Beyaz Eşya Dünyası'nın sunduğu ilahi nameler devam ediyor. Evet değerli izleyenler, tekrar beraberiz. Kısa bir aranın ardından sanatçı abilerimizle burada güzel eserler dinleyeceğiz. Yunus abimizden güzel bir eser dinledik. Şeyh Ubeydullah üzerine bir eser dinledik. Şimdi de Ersin hocamız bize hangi eseri seslendirecek? Kürtçe bir eser. Kürtçe bir eser. Zalim Sisi'nin ölümü üzerine. Ölsün Zalim Sisi. Zalim Sisi ölsün anlamında. Ölsün, tabii Kürtçe olarak Bömre Zalim Sisi. Tamamen zalim abi Rab Ömür'ün. Aynı. Tamamen zalim abi Ömür'ün. Hasreten evet. Bence Sisi Bömre. Bedesli Müslüman abi Ömür'ün açıdır bu. İnşallah. Buyurun. Amerika,
sabun şehri Muhammedi Bimre zalim sisi Nize devraha İslami Bimre Amerika Bimre 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 zalim sisi Bimre 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 Amerika Bimre 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 zalim sisi Bimre 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 Amerika Eyvallah, Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Evet, şu anda mı vereceğiz acaba? Kardeşlerimiz Mısır'dan canlı görüntü verecekler herhalde. Rejiden kardeşlerimiz. Evet, alalım o zaman görüntüyü. Şimdi bu arada Mısır direnişi. Evet, şu anda canlı olarak veriliyor. Burası herhalde Adeviye Meydanı mı burası yoksa değil. Mısır'ın başka bir şehrinde şu anda yine Müslümanlar, direnişçiler yine ayakta meydanlara dökülmüşler, gösteri yapıyorlar. Darbeye karşı olduklarını bir kez daha haykırıyorlar. Tüm bu olanlara rağmen, tüm bu katliamlara rağmen meydanlardalar. Aslında dünya Müslümanları, hani bilinçli olanlar zaten birçoğu biliyordu. Birçok Müslüman hep böyle Amerika'ya, Batı'ya bir özlem duyardı. Onların sistemlerine, onların yaşam tarzlarına. Belki birçoğu taklit de ederdi. Evet, bu Mısır'dan sonra, Mısır meselesinden sonra onların gerçek yüzünü bütün millet, bütün Müslümanlar anladı aslında. Ve Mısır'da bir tek yürek oldu. Belki şu anda tarihte ilk defa öyle oluyor. Müslümanların ortak noktada buluştuğu yer Mısır. Yani hani Şiisiyle, Sünnisiyle, Selefisiyle, Vahabisiyle yani mezhep farkı olmaksızın herkes orada İhvan'ın haklı olduğunu, Mısır direnişinin haklı olduğunu, Sisi'nin, Amerika'nın, İsrail'in de onlara, o Müslümanlara, o direnişçilere zulmettiğini gördü. Ve onların o demokrasisinin de içinin ne kadar boş olduğunu gördüler. Belki demokrasileri kendileri için faydalı ama Müslümanların için ne kadar zararlı olduğunu da Müslümanlar gördü. En azından bu açıdan iyi oldu. Onların gerçek yüzünü tanımış olduk. Sözü fazla uzatmayalım. Hemen Musab abimize dönelim. Onun da hazırlıkları var. Ahdai diyecek herhalde bize değil mi? Doğrudur. Ahdai eseri. O da eski bir eser herhalde. Yoksa bu... yeni mi? Grup Botan'a, Grup Botan'ın yani bir parçasıdır. Grup Botan'ın, evet. Cizire Botan, ilahi grubunu. Evet. Peki dinleyelim seni, buyurun. Mısır'a birindar, bu ye hedef aleyar Mısır'a
Cizire Botan İlahi grubu da aslında böyle sürekli eserleri hareketli oluyor değil mi? Güzel bir parça. Derviş, Matsur böyle hareketli eserleri evet. daha çok seviyor. Bu arada Mardin cezaevinden Mele Salih Miskenteri yani Salih Akay isimli bir Yusufi abimiz var. Bir mektup göndermiş. Mektubunda tabii bütün Rehber TV ailesine ve izleyicilerine selamlarını göndermiş. Bir de Kürtçe bir şiir göndermiş. Ve ilahi namelerde de okunmasını istemiş. Şimdi tabii ki bir Yusuf abimiz gönderdiği için hemen Yusufileri tekrar hatırladık. Onları zaten unutmuyoruz. Onlara bütün Yusufi medresede bulunan abilerimize, kardeşlerimize, bacılarımıza hepsine selamlarımızı gönderiyoruz. Muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Özellikle Mehmet abinin arkadaşları Elazığ değil mi? Elazığ kapalı cezaevindeki arkadaşlara selam göndermemizi istemişler. Sadece Elazığ değil, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafındaki bütün Yusufilere selamlarımızı gönderiyoruz ve müsaadeniz varsa Mele Salih Miskenteri'nin yazdığı bu şiiri okumak istiyoruz. Hocam müsaadeniz varsa sizin okuyacağınız şiiri ben de bir abimiz ona armağan etmek istiyorum. Tabii ki. Salih Çelik. Ben geçen sefer de İlahi Namelere geldiğimde özellikle not aldım fakat artık heyecandan mı neden unuttum. Salih Çelik abimize tabii zaten siz hepsine gönderdiniz. Hepsine selam olsun. Evet hepsine selam olsun. Peki. Çağ korbune, kes nabine, göh kerbune, nahsine, adaviye dilberine, her der kuştun, her der huyine. Gazu bomba bıkar anin, misle güra kemin danin, vek barane gülle barin, liser bedeni nazenin. عدویه و نهد موره هر در خوینه هر در سوره دنیا کرو لالو کوره ای زانم نو دنیا بدوره او قتل آما دجاله مصر و سوری ناله ناله دنیا کرو کورو لاله Ujdan nema evçi hale Vek güre har behr su haset Gazi jahri beşar eset İstimal kir her der ceset Kuşti hazar tevli şeset
Ey Firavun-i Mısri Sisi, Viyateni jiter besi, Tübuy askeri iblisi, Ve rojvere tebej nefsi. Ey Bel'amu Şeyh-i Ezher, Te dünya girt berda cevher, خب دست خواه آوت خطر تی ببیجه این المفر هیوی دارن جرب ودود به عذاب کی غیر مردود عاقبتا مالا سعود یا رب بک وک قوم سمود بری نامه پرگرانه مسلمان به سرمیانه لهر دره پریشانه وک پزی جول بشوانه ای شهیدن لمیدانا پیرک زاروک کالو جوانا رحمه رب عاصمانا سلام لسر و اخوانا يا ربنا يا ربنا فتقبل دعاءنا وإليك تدرنا فانصر يا رب إخواننا مظلوم دكن قاضي وهوار يا ربي وصف خوي قحار تب عذابك قلك غدار جذاب که سیسی و بشار زوستان چلمسی گل کانی بوهار کانی سنبل صالح دل ایش چاوی ویشل دنگ تقت نای بلبل Ecmain, Allah sizden de razı olsun, yazandan da yazandan razı olsun. Evet. Tekrar Mela Salih Miskanteri şahsında bütün Yusufi abilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Daha önce de bizlere gönderdikleri böyle şiirler, paylaşımlar vardı. Bu da onlardan biri, gerçekten güzel yazmışlar. Bir de yani özellikle cezaevinde olan abilerimiz böyle o günahlardan uzak, dış dünyadan uzak, daha bir içten yazıyorlar. Hani şimdi sözlerin sanatsal boyutunu bir tarafa bırakarak söyleyelim. İçten yazıyorlar, kalpten geliyor, yürekten geliyor, yürekten haykırarak geliyor. O yüzden etkili oluyor, gerçekten bizleri de etkiliyorlar. Aslında normalde bu bestelenmesi gereken bir eser. Evet. Yani normalde şiir olarak pek okunamaz ama okuyunca da oluyor. Demek ki işten gelince de oluyor. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz ve yine sözü fazla uzatmayalım. Zaten hep Mısır'ı konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz elbette ki. Sözü yine size bırakalım Yunus abi. Bize hangi eseri seslendireceksiniz? Hocam, eserin ismi Örtü. Evet. Bu başörtüsüyle okula giden bacılarımızın sıkıntı duyduğu bir anda bizim de sıkıntılarına ortak olduğumuz şekilde bir eser. Yine siz evet, evet hocam. Ne güzel. Ayrıca kızım da bu mücadelenin içerisindeydi. Hala da içerisinde. Hani yani şu anda mağdurlardan biri. Mağdurlardan biri. Ortaokul 2'deydi, 3 oldu. Evet. Tabii şu anda gidiyor fakat binbir zahmetle. Binbir zahmetle. Evet. Hem başörtüsü mücadelesi veren bacılarımıza onların nezdinde bütün Müslümanlara gelsin diyeyim hocam. Peki, buyurun. Oh,
haya edep var her yerde. İlahi emir gelince Nur suresi 31 ile örtü ayet inince. Nur suresi 31 ile örtü ayet inince. Örtü Allah'ın emridir, sınırları da bellidir. Gah okulda, meydanlarda, dünyanın her bucağında. Halktan değil haktan korkan cesaretli bacılara. Örtü Allah'ın emridir, sınırları da bellidir. Sınırları da bellidir. İffetin abidesidir. Kara kıştan baharlara geçişin merhalesidir. Yüreğinde iman ile volkan gibi kükremeye, her bacım Sümeyye gibi şehadetin talibidir. Örtü Allah'ın emridir, sınırları da bellidir. Gah okulda, meydanlarda, dünyanın her bucağında. Halktan değil haktan korkan cesaretli bacılara. Örtü Allah'ın emridir, sınırları da bellidir. Sınırları da bellidir. Asiye gibi sarayda karşı duran Firavun'a, Meryem gibi iffetiyle dünyaya mesaj vermeye, validemiz Hatice ile Resul'e sırdaş olmaya, şehit molla ve şeyhlere öğretmendir bacım benim, öğretmendir bacım benim. Asiye gibi sarayda karşı duran Firavun'a, Meryem gibi iffetine dünyaya mesaj vermeye, validemiz Hatice ile Resul'e sırdaş olmaya, şehit molla ve şeyhlere öğretmendir bacım benim, öğretmendir bacım benim. Örtü Allah'ın emridir, sınırları da bellidir. Gah okulda, meydanlarda, dünyanın her bucağında. Halktan değil haktan korkan cesaretli bacılara. Örtü Allah'ın emridir, sınırları da bellidir. Örtü Allah'ın emridir, sınırları da bellidir.
da bellidir. Eyvallah Yunus abim, ağzına yüreğine sağlık, Allah razı olsun. Maalesef büyük bir sorunumuz, büyük bir problemimiz. Halkı Müslüman olan bir ülkede maalesef halen böyle sorunlar yaşanıyor. Allah'ın emirlerinden biri henüz serbest değil, özgürce. Maalesef kızlarımız, kadınlarımız, bacılarımız başörtüsünü, örtülerini takıp kamuya çıkamıyorlar, okullara gidemiyorlar. Bu da bizim büyük bir ayıbımız diyoruz. Efendim, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından inşallah tekrar buradayız. Çağrı Beyaz Eşya Dünyası'nın sunduğu ilahi nameler reklamlardan sonra devam edecek. Çağrı Beyaz Eşya Dünyası'nın sunduğu ilahi nameler devam ediyor. Evet değerli izleyenler, tekrar beraberiz son bölümde. Artık bu bölümle de inşallah bu akşamki ilahi nameler programını kapatacağız. Ama gerçekten güzel bölümler geçti. Eserler okuduk. Şiirler seslendirdik. Tabii bunların birçoğu Mısır ve Suriye üzerineydi. Güzel de oldu. Ondan sonra bundan sonraki bölümlerde de herhalde yine onunla ilgili olacak. Tabii Mısır direnişini arkadaşlarımız dört farklı kentte şu anda Mısır direnişini görüyorsunuz değerli izleyenler. Acaba hepsi şu anda Şarkıya, Kahire, İskenderiye şehirleri. Evet, direniş devam ediyor. Halk, Mısır halkı meydanlarda direniyor. Biz de tabii ki onlarla, gönlümüz onlarla beraber, evet, inşallah. Kalplerimiz onlarla beraber atıyor. Dualarımız onlarla. Annelerimiz ellerini açmışlar her namazda, sabah vakitlerinde, kuşluk vakitlerinde ellerini açıp oradaki kardeşlerine dua ediyorlar. İnşallah bu dualar kabul olunacak. Allah-u Teala bu duaları kabul edecek. Şimdi son bölümdeyiz. Sözü fazla uzatmayacağız. Ersin Hocam'a döneceğiz hemen. Hangi eseri seslendiriyorsunuz? Derdi ve Ümmeti Gelleki Becane. Derdi ve Ümmeti, eski bir eser. Peki buyurun. Derdi ve Ümmeti Gelleki Becane. Bari ser millime Gelleki Gürane. Dünya alem îro tevbe kêf û şahî, ümmeta îslamê tenê ferîşan e, ümmeta îslamê tenê ferîşan e. Derdê vê ümmetê gelekî bêjan e, barê ser millê me gelleki gırane. Dünya alem îro tevbe kêf û şahî, ümmeta îslamê tenê perîşan e. Derdi ve ümmeti gelleki becane, bari ser millime gelleki gırane. Dünya alemi ra tevbeki fuşahi, ümmeta islami teni perişane. Ya alemi ra tevbeki fuşahi, ümmeta islami teni perişane.
حفيظي اسلام بدعواه بقرن قرآن بخوين وتدا بفكرن جبو ازادي اخو ام تمام بمرن مرن خشترا جبي حالي ام تدانا جبي حالي ام تدانا Ersin Hocam, Allah razı olsun. Ağzına, yüreğine sağlık. Zaten güzel bir eser. Eskilerden bir eser, güzel bir eser. Şimdi buyurun. Ben şimdi bir şey diyecektim. Burada geçiyor ya, diyor ya, dünya alem irotev bi kef uşahi ümmette İslam yeteni perişan. Gerçekten yani tarihe baktığımızda nerede bir zulüm varsa, nerede bir şey varsa, yani ne petrol bahanedir, ne başka şeyler bahanedir. Yani tek gayeleri İslam'ı yok etmektir. Evet. Yani nereye bakıyorsa gerçekten İslam'a karşı bir savaş açılmıştır. Şu an Mısır'a karşı açılan aynı şekilde İslam'a karşı açılan bir savaştır. Suriye'de aynı şekilde. Yani Irak'ta aynı şekilde. Yani kimse demesin yok şu petrol içindi, yok bu içindi. Gerçekten yani zalimler İslam'ı yok etmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biz Müslümanlara düşen de bunların karşı direnmektir. Onları onların silahıyla vurmaktır da artık. Ben diyeceklerim farkın, bu kadar. Hani bunların farkında olmak. Aynen. Yani petrol bahane diyorsunuz. Yani bunlar bahanedir hocam. Doğru. Yani. Gerçekten aslında bunlar işlerinde de bir kindarlık var. Daha o İslam'a Haçlı mağlubiyetini belki yedirememişler, kabul edemiyorlar. Ve daha birçok sebep. Zaten Yahudileri biliyoruz. Allah-u Teala onları lanetlemiş. Lanetli bir kavim. Ve Müslümanların, sadece Müşmanların değil, insanlığın içindeki bir ur, bir tümör gibi, bir kanser hücresi gibi habire yayılıyor İslam ümmeti içerisinde. Evet, son parçaları artık potpourri şeklinde alalım. Hiç ara vermeden programı o şekilde bitirelim. Tabi bitirirken ben size çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ağzınıza, yüreğinize, ayaklarınıza sağlık. Yunus Şani, Ersin Aslan, Musab Şanlı abilerimiz her biri farklı yerden geldiler. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Bundan sonraki sanat hayatınızda da sizlere başarılar diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. İnşallah. Musab kardeşimizden başlayacağız. Böyle potpourri devam ettireceğiz. Herhalde İnşallah hocam. Bu eserle ilgili bir sizin mi beste? Bu eser bestesi bana aittir. Sözleri de Seyda-i Malamuzgin. Seyda-i Malamuzgin yazmış. Evet. Onu da potpourri içerisinde söyleyeceksiniz. İnşallah. Buradan Seyda-i Malamuzgin'e selamlarımızı söylüyoruz. Evet. Ellerinden öperek bu parçayı Allah razı olsun. Bu arada izleyicilerden de bir alasmaladık dileyen değerli izleyenler, inşallah haftaya yine aynı gün ve saatinde İlahi Nameler'de buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Buyurun. Ben de selam göndereyim kısaca. Tabii. Eşime, çocuklarım Şeyma, İrem, Hüseyin, baldızlarıma, kayınbiraderime, dedelerim ve ninelerim isimlerini artık saymayacağım, haklarını helal etsinler. Ve teyzem, amcam, Mehmetcan, Ahmet, Abdülvahap. Hepsinin de not almış Yunus ve, abi. Ahmet, evet, ata ve İzmir ve bütün Müslümanlara diyeyim. Bütün akrabalara da zaman kısa. Mahvetmesin, olmaz yani. Ben de eşime, anneme, babama, kaynanama, zaten ortaktır kaynanamız. Ayrıca bacana az. Bacana az, evet. Kayınbabama, bir de manevi annem, anne Kamile'ye, manevi babam, baba Halim'e gelsin. Çermik, İzmir, Ergani, Mazda. Evet.
Ben kaldım. Bozey'in tümüne. Halit Tevfik'e, Fatih'e, Hediye'ye. Gurbette olan amcalarıma ve dayılarıma gelsin. Dedem Melamiskin'e gelsin. Ve özellikle bize gelsin. Evet. Müzisyen arkadaşlarımıza, Şeyh Musa abiye, Mehmet abiye, Abu Kadir abiye gelsin bütün eserler. Evet, buyurun. Çabete zıvabın hisri tenayin kvari.
دستی خوبه کرد آکب وجد لش کستیم لی مجارت سلطانیه بر به خوران عدام هر نرعتی نامی نجس المیرار یا می حکم عدالت رد به خوبین یانجی وقت حسینا ام بن قربان جیرا يا مي حكم وعدالة رب خبينين يا جي وقت حسينة أمي بن قربان جيرا زهانم گلگ دایید وکاته نه وی بزهان بن شب و روش غن لبیرامنه بلی امر رب مزر تاج امرایه ام جبه رب خجان جان جی فدایه بلی امر رب مزر تاج امرایه جبه امر ربی خهر جان فدایه لی مجارک سلطاییه بر ربی خهرا حتام هل رحتی نامی نجز المیرا یا می حکم و عدالت رب خبینین یانجی وک حسینا امی بن قربان جیرا یا می حکم و عدالت رب خبینین یانجی وک حسینا امی بن قربان جیرا پیغمبر متبایی یا محمد رسول الله يا محمد رسول الله پیغمبر متبایی يا محمد رسول الله رهبر انس و جنایی يا محمد حبیب الله يا محمد يا محمد يا محمد رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد حبیب الله يا محمد حبيب الله هاي 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 أي الله النبي لي رسول لي سيدك لي سلام size ey azizler insanlığa rahmet eyli selam size ey önderler kutlu yolun rehberleri selam size ey önderler kutlu yolun rehberleri bu Adem'in bu İdris'in bu Nuh'un yolu bu Salih'in İbrahim'in bu Hud'un yolu bu Adem'in bu Salih'in, İbrahim'in, Uhud'un yolu. Sabır ve ihlasınızla tarihe saçtınız şua selam size ey azizler umut oldunuz mahruma
selam size ey yönderiler, hayata oldunuz bana. Selam size ey yönderiler, hayata oldunuz bana. Bu İshak'ın İsmail'in bulutun yolu, bu Yakub'un bu Yusuf'un Eyüp'ün yolu. Bu İshak'ın İsmail'in bulutun yolu, bu Yakub'un bu Yusuf'un Eyüp'ün yolu. Selam size Mısır'daki yarenler, selam size Suriye'deki yarenler, selam size Medrese-i Yusufiye'deki abiler. Kalplere dolan nurun etrafında oturun, Allah'a zikre durun artık yoktur dahası. Allah'a zikre durun artık yoktur dahası. Sesimiz arşa vursun la ilahe illallah, tüm dünya bizi duysun Muhammed Resulullah. Sesimiz arşa vursun la ilahe illallah, tüm dünya bizi duysun Muhammed Resulullah. Sesimiz arşa vursun la ilahe illallah, tüm dünya bizi duysun Muhammed Resulullah. İnananlar saf tutun, onur olsun tek sütun, vahdet ile bir bütün Muhammed Mustafa'sı. Yeri göğü yaratan, doğ deyince doğartan, alemlere renk atan, şahlara kul yaptası. Alemlere renk atan, şahlara kul yaptası. Sesimiz arşa vursun la ilahe illallah, tüm dünya bizi duysun Muhammed Resulullah. Sesimiz arşa vursun la ilahe illallah, tüm dünya bizi duysun Muhammed Resulullah. Yüreklerin dermanı, kurtuluşun kaynağı, Kur'an sünnet fermanı, peygamberin nidası. Sesimiz arşa vursun la ilahe illallah, tüm dünya bizi duysun Muhammed Resulullah. Sesimiz arşa vursun la ilahe illallah, tüm dünya bizi duysun Muhammed Resulullah. İlahi namle. Savruldu deli dallarında mecnun gel. Lanetli Yezid'i hüven kvarjı. İslam tüderi cenneti. İlahi namle. Çağrı Beyaz Eşya Dünyası'nın sunduğu İlahi Nameler sona erdi.